Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Celta Vigo Valencia maçındaki golün analizini yapmaya çalışacağım. E, golümüz tek pasla geldi. Pozisyonda gördüğümüz 4 tane Celta Vigo oyuncu görüyoruz. Bu 4 oyuncudan gol atan oyuncumuz buradaki oyuncu. Ve bu oyuncumuzun yaptığı asistle tek pasla gol geldi. Şimdi pozisyonu incelemeden önce temiz bir sayfada inceleyelim. Gol atan oyuncumuz orta saha çizgisinin burasında olan oyuncu. Burada önemli olan püf nokta şu iki oyuncunun arasında kalan tek oyuncu. Bu oyuncunun e, bu pas gelmeden önce bu iki oyuncuyu aldatması fotoğraflarda göreceğiz. Dikine doğru gelen bir pozisyon bu oyuncuyu dikkatli izleyelim diğer fotoğrafa geçer geçmez hemen gördüğünüz gibi çapraz bir koşu yaptığını görüyoruz. Bu, bu pozisyondan buraya kadar çapraz bir koşu yaparak geride gelen oyuncuyu orta alana soktu. Yani buradan gelip buraya geldi. Buradaki oyuncu da bu noktaya gelmiş oldu. Orta alana soktu. Bu şekilde de kademeye yanıltmış oldu. Valencia savunmasını yanıltmış oldu. Buradaki oyuncularında da buraya kaydığını gören oyuncuya takip ederek bu alanda bir boşluk yaratıp orta saha çizgisindeki oyuncu bu noktaya kadar gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi o da burada. Buradan atılan bir tek pas. Diğer pozisyona geçelim. Gördüğünüz gibi dairelerle daha etkin bir şekilde gördük. Bu noktadaki oyuncu çaprazlama gelerek yakınlaşmış gördük. Buraya kadar geldi. Orta sahadan gelen oyuncu orta ana kadar geldi. Tek pasla atılan pas ceza yayı önünde topla buluşarak gol gelmiş oldu. Şimdi geniş açıyla izleyelim. Burada daha net. Orta sahanın çizgisinin önünde görüyoruz oyuncuyu. Golü atan oyuncumuz da buradaki oyuncu. Bunlar yer değiştirecekler ama o buraya diğer oyuncu dikine gelecek. Yani şöyle bir üçgen olacak. Dikine doğru atılan bir pas. Yani buradaki oyuncunun asisti buraya kadar gelecek çapraz bir koşu. iki savunma oyuncusunu yanıtmaya yönelik diğer pozisyona geçelim. Gördüğünüz gibi çapraz bir koşu yaptı. Buradaki oyuncu buraya kadar geldi. Gördüğünüz gibi buradaki oyuncu bu noktaya geldi. Nokta işaretlediğim noktaya. Ve asisti yapan oyuncu da top cezayının tam önüne bırakarak bu noktadan orta alandaki oyuncuya golü attırdı. Yani buradaki pozisyonu seçmemdeki amacım Orta alandaki bir oyuncu savunmanın aklını karıştırarak golü attırdı. Asisti buna yazmış olsak da bu oyuncuya asistle en az e, %50'sini bence bu oyuncuya verilmeli. Yani çünkü cidden de bir akıl oyunuyla dikine koşarken çapraz bir koşu yapıp buradaki pozisyonu yarattı. Bu oyuncu da buraya gelerekten topu alarak golü attı. Dediğim gibi pozisyon seçmem, seçmemdeki amacım buydu. Alan yaratma yönelikte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birçok analizlerini yapmaya takımların devam edeceğim.